Bir varmış, bir yokmuş. Ev ve zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, az gittim uz gittim, dere tepe düz gittim, çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek, ayla ayla bir güz gittim. Bir de dönüp ardıma baktım ki ne göreyim, gide gide bir arpa boyu gitmemiş miyim? Natal matal martaval, işte size duyulmadık bir masal. Bağdat kentinde Ömer adlı bir hükümdar varmış. Müthiş kudretli bir hükümdarmış. Öylesine tutkuluymuş ki, yarış alanlarında gösterdiği beceriye eşit bir beceri gösterilmesi olanaksız, savaş alanlarında gösterdiği pek yüreklilik de eşsiz imiş. Hiddetlendiği zaman burun deliklerinden çıkan soluğu kıvılcımlı alevlere dönüşürmüş. Tüm ülkeleri zapt etmiş ve egemenliğini tüm kentlere ve başkentlere yaymış. Tanrı'nın yardımıyla tüm yaratıklara baş eğdirmiş ve muzaffer ordularını en uzaktaki topraklara kadar yollamış. Şah Ömer'in bir oğlu varmış. Adı Mirkan imiş. Mirkan mızrağını, kılıcını ve okunu görülmedik bir ustalıkla kullanırmış. Bundan dolayı babası onu aşılmaz ve eşsiz bir sevgiyle sever ve onu saltanatının varisi olarak tanımlarmış. Şah Ömer'in Mirkan'dan başka bir çocuğu yokmuş. Oysa Şah'ın eski Mısır takviminin günlerine eşit olarak 360 cariyesi varmış ve bu kadınların her biri ayrı birer ırktanmış ve Şah bunların her birine ayrı ve bağımsız birer daire vermiş ve bu daireler yılın aylarına eşit olarak 12 bina içinde toplanmış ve tümü sarayın çevresindeki alanda yer alıyormuş. Böylece her binada 30 cariye, her biri kendine özgü dairesinde yaşayarak yer alıyormuş. Yani birbirinden bağımsız 360 daire varmış. Şah Ömer, adaleti elden bırakmayarak her gece bir cariyesiyle kalıyormuş. Yani bir yılda her cariyeyle ancak bir gece kalıyor, ancak ertesi yıl onu yeniden görüyormuş. Ve Şah Ömer uzun bir süre bu tarzda davranarak yaşamış. Yani bütün ömrünü böyle geçirmiş. Böylece günün birinde Şah Ömer'in cariyelerinden biri hamile kalmış. Haber Şah'ın kulağına gelince sevincin sınırına ulaşırcasına sevinmiş ve ''İnşallah tüm sülalem bundan böyle sadece erkek evlatla nasiplenir'' diye haykırmış. Sonra cariyenin hamilelik tarihini bir yere kaydettirmiş ve cariyesine iltifatlar ve armağanlar yağdırmış. Bu sırada Şah'ın oğlu Mirkan herkes gibi cariyenin hamileliğini öğrenmiş ve yeni doğacak çocuğun onunla saltanat konusunda anlaşmazlığa düşeceğinden korkarak büyük bir üzüntüye kapılmış. Mirkan'ın durumu böyleymiş. Cariyenin durumuna gelince, bu kadın birçok göz kamaştıran hediye arasında Şah Ömer'e armağan olarak Kayseriye Rumlarının kralı tarafından gönderilen Sofia adlı genç bir Rum cariye imiş. Şah Ömer ona Safiye adını vermiş ve saraydaki tüm genç cariyeler arasında hiç kuşkusuz en güzeli imiş. Bunlarla birlikte Tanrı onu çok az rastlanır bir zeka ve herkeste pek bulunmayan niteliklerle de donatmış. Safiye vakti gelince doğum ağrılarının pençesinde büyük bir bağlılıkla Tanrı'ya sağ salim kurtulması için dualar etmiş. Kuşkusuz Tanrı da onun yakarmalarını dinlemiş. Kendi bakımından Şah Ömer de bir harem ağasını görevlendirerek kendisine çocuğun doğumunu ve cinsiyetini bir an önce bildirmesini istemiş. Mirkan da kendince bir başka harem ağasını aynı maksatla görevlendirmekten geri kalmamış. Safiye doğum yapar yapmaz ebe kadınlar çocuğu el alıp kız olduğunu görünce tüm yardımcılara ve harem ağalarına bir kız çocuğu doğduğunu bildirmişler. Bir kız doğdu, yüzü tıpkı ay gibi diyerek. Şah'ın harem ağası hemen gidip efendisine durumu bildirmek üzere oradan ayrılmış. Mirkan'ın harem ağası da koşup aynı şekilde durumu kendi efendisine bildirmiş. Bunu duyan Mirkan çok sevinmiş. Ancak harem ağalar oradan henüz ayrılmışken Safiye ebe kadınlara ''Oh durun biraz, içimde hala bir şeylerin olduğunu hissediyorum.'' demiş. Sonra yeniden ahlara uflara başlamış ve doğum ağrıları çekmiş. Sonra ikinci bir çocuk daha doğurmuş. Ebe kadınlar eğilip dikkatle bakınca onun alnı apak,
yanakları çiçek açmış güle benzer, dolunay güzelliğinde bir oğlan olduğunu görmüşler. Buna tüm köle kızlar, tüm hizmetçiler ve tüm davetler çok sevinmiş. Ve Safiye ikinci doğumu yapar yapmaz bütün kadınlar ağız birliğiyle yüksek perdeden sevinç çığlıklarıyla sarayın havasını çınlatmışlar. Öyle ki bu çığlıkları tüm öteki cariler de duyup nedenini anlamışlar ve kıskançlık ve hasetten çatlamışlar. Şah Ömer'e gelince haberi işitir işitmez neşeye boğularak Tanrı'ya şükretmiş ve ayağa kalkarak Safiye'nin dairesine koşmuş ve ona yaklaşarak başını elleri arasına almış ve alnını öpmüş. Sonra da oğlan üzerine eğilerek onu kucaklamış ve hemen tüm esirler tef çalmış. Çalgıcılar sazlarının tellerine dokunmuş ve şarkıcılar günün şarkılarını okumuşlar. Bunu izleyerek şah yeni doğan oğluna güçlü kuvvetli anlamında Ferzat, kıza da güzel ve iyi ahlaklı anlamında Zümra adını vermiş. Orada bulunanlar baş eğerek bu isimlerin onlara neden yakıştığını belirtmişler. Sonra şah yeni doğan iki çocuğu için süt analar ve hizmetçiler seçmiş. Maiyetlerine köleler ve bakıcılar atamış. Bağdat halkı bu çifte doğum haberini alınca kenti süslemiş ve ışıklandırmış. Büyük mutluluk gösterileri yapmışlar. Bu arada bir süre savaşıp vuruşmak üzere uzaklarda bulunan, kentler alıp kavgaya girişen, en yiğit savaşçıları bile dize getiren Mirkan, yola çıkmadan önce harem ağasının ağzından sadece kız kardeşinin doğumunu öğrenmiş imiş. Harem ağasının ayrılmasından sonra doğan erkek kardeşinin varlığından hiç haberi yokmuş. Günlerden bir gün Şah Ömer tahtında otururken sarayın mabeyincileri içeri girip huzurda yer öpmüşler. Ve ''Ey Şahım, Büyük Konstantiniye ve Rum ülkelerinin kralı Afrodiz'in adamları ülkemize geldiler. Huzurunuza kabul edilmeleri ve saygılarını sunmaları için bizden ricada bulundular. İzin verirseniz kendilerini huzurunuza çağıracağız. Kabul buyurmazsanız geri çevireceğiz.'' demişler. Şah gerekli izni vermiş. Elçiler içeri girince Şah onları hoşça karşılamış. Yanına çağırarak sağlıklarını sormuş ve ziyaretlerinin nedenini öğrenmek istemiş. Bunun üzerine elçiler huzurda yer öpüp söz almışlar. ''Ey büyük ve saygın hükümdar, ey yüksek ruhlu ve sonsuz cömertlik timsali Şah, bil ki bizi size Rum ellerinin, İonya'nın ve tüm Hristiyan ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin hükümdarı, makamı Konstantiniye'de bulunan Kral Afrodiz yolladı. Kendisi bizi yakında müthiş bir savaşa girişeceği Kayseriye'nin hakimi yırtıcı tiran Kral Hardos ile korkunç bir savaşa girişmek üzere bulunduğunu size bildirmek üzere görevlendirdi. Bu savaşın nedeni şudur. Bir Arap kabilesinin başı yeni zapt ettiği bir ülkede Büyük İskender zamanından kalmış bir define bulmuş. Bu define değerlendirilmesi olanaksız, dolayısıyla bizim de değerlendirmemiz mümkün olmayan zenginlikler içeriyormuş. Ancak şunu söyleyebiliriz ki bu değerler arasında bir deve kuşu yumurtası iriliğinde yuvarlak ve saydam üç taş varmış ki lekesiz ve kusursuz, güzellikten ve değerden yana tüm karalarda ve sularda bulunan taşları aşan bir değerdeymiş. Bu üç değerli taş ortalarından delinerek birer gerdanlık oluşturacak hale sokulmuş. Üzerinde İonya harfleriyle yazılmış büyülü ibareler varmış. Fakat bunlarda pek çok erdem saklıymış. Bu erdemlerden pek önemli olmayan biri, üzerinde taşıyanlar her türlü hastalıktan, özellikle de ateşli hastalıklardan korunma olanağı kazandırmasıymış. Özellikle çocuklar bu erdemlere karşı daha duyarlıymış. Böylece Arap kabile reisi bu harika etkilerin farkına varınca ve daha nice erdemlerini bulunabileceğini de düşünerek bizim kralımızın lütuflarını kazanabilmek için eline eşsiz bir fırsat geçtiğini düşünmüş. Ve bu üç değerli taşı definedeki öteki değerlerle birlikte onu hemen armağan etmek üzere göndermeyi kafasına koymuş. Bu maksatla iki gemi hazırlatarak bunlardan birine çok değerli eşya arasında bu üç değerli taşı da kralımız Afrodiz'e armağan edilmek üzere yüklemiş. Diğerini de bu değerleri taşıyan gemiye eşlik etmek ve hırsızlar ve düşmanlara karşı savunmak üzere adamlarla doldurmuş. Bununla birlikte kabile reisi, kudretli kral Afrodiz'e yollanmış eşiğe kimsenin dokunmayacağından güven duyduğu gibi Konstantiniyye'ye ulaşan deniz yolunun da güvenli sular olduğunu düşünüyormuş. Böylece iki gemi de yola çıkacak duruma geldiğinde bizim yakaya doğru yelken açmışlar.
Ancak bir gün ülkemize pek uzak olmayan bir körfezde dinlenirken bize bağımlı olan Kayseriye Kralı Hardos'un askerlerinin hücumuna uğramışlar ve gemilerdeki tüm değerler, definenin tüm içeriği, bütün o harika eşya, üç değerli taşla birlikte bu askerler tarafından alınmış ve korumayla görevli adamlar öldürülerek gemilere de el konulmuş. Bu olup bitenler kralımızın kulağına erişince Kral Hardos üzerine hemen bir ordu gönderildi. Ama bu ordu yenildi. Sonradan gönderilen ikinci ordu da yenildi. Bunun üzerine kralımız Afrodis büyük bir hiddete kapıldı ve kendisi tüm ordusunu toplayarak başa geçip savaşmaya ve tüm Kayseriye kentini tüm yörüleriyle yakıp yıkıp Hardos'un tüm krallığını yerle bir etmedikçe geri dönmemeye yemin etti. Ve şimdi ey yaşamı zaferlerle dolu hükümdar, biz de huzuruna senin yardımını dilemek ve desteğini sağlamak üzere geldik. Kuvvetlerin ve askerinle bize yardım ederek şanını artırasın ve gazalarını taşlandırasın istedik. Bunu fırsat bilerek kralımız sana Ali Cenaplığına bir karşılık olmak üzere çeşitli hediyeler gönderdi. Ve kendisinden bunları hoşgörüyle karşılama ve büyük bir yürekle kabul buyurma lütfunu esirgememeni ısrarla rica etti. Bu sözleri söyledikten sonra elçiler susmuş. Yerlere kadar eğilerek Şah Ömer'in önünde yer öpmüşler. Konstantiniyye'nin hakimi Kral Afrodis'in armağanları arasında şunlar varmış. Rum kızlar içinde en güzellerinden 50 genç kız. Rum ellerinde en iyi şekilde yetiştirilmiş 50 delikanlı. Bu gençlerin her biri geniş yenli bol döküm urbalarla donanmış. Bu urbalar renkli figürlerle ve tesiplerle süslenmiş olup, bellerinde eşit boyda olmayan biri diba, diğeri kadife iki etekliliği tutan altın ve gümüş işlemeli kemerler varmış. Kulaklarındaki küpeleri her biri 1000 altın değerinde inciler kakılıymış. Aynı şekilde kızlar da üzerlerinde bunlara eşit değerde hesaplanamaz ihtişamda eşyalar taşıyorlarmış. En önemli iki armağan bunlarmış. Ama sayıları hediyelerin değerinden aşağı olmayan büyük zenginlikte başka armağanlar da varmış. Şah Ömer bunları mutlanarak kabul etmiş ve elçilere gereken her türlü rahatlığın sağlanmasını emretmiş. Sonra da Konstantiniyye kralı Afrodis'in yardım dileği üzerindeki görüşlerini almak üzere vezirlerini toplamış. Vezirlerinin içinde herkesin saydığı ve sevdiği yaşlı biri varmış. Baş vezir olan bu zatın ismi Asef imiş. Baş vezir Asef'in fikri sorulunca şunları söylemiş. Ey azametli sultanım! Kral Afrodis'e dostluk göstermeni ve başlarında şanlı bir savaştan yeni dönmüş olan oğlum Mirkan olmak üzere kalabalık bir orduyu yardıma göndermeni öneririm. Sana önerdiğim bu görüş iki nedenden yerinde olacaktır. İlki, Rum kralının elçileriyle yollayıp kabul buyurmuş olduğun armağanlar. İkincisi de bu küçük Kayseriye krallığından korkacak bir şeyimiz olmadığı gibi Kral Afrodis'e düşmanlığı yenmede yardım ederek bu davranışınla büyük sonuçlara ulaşacağın ve zaferin gerçek sahibi olarak tanınmış olacağındır. O zaman Batı kralları senin dostluğunu arayacak ve her türden armağanlar ve olağanüstü hediyeler taşıyacak pek çok ulak göndereceklerdir. Sultan Ömer büyük vezirinin bu sözlerini işitince bunlardan çok hoşnut olmuş. Bu görüşleri tüm kalbiyle onaylamış ve ona bir hilat vererek "Gerçekten bir şahın ilham vericisi ve danışmanı olarak çok değerlisin." diye iltifatta bulunmuş ve eklemiş. "Ordunun başında da önce olarak senin bulunman gerekir. Oğlum Mirkan'a gelince o sadece gerideki kuvvetleri komuta edecektir." Bunun üzerine Şah Ömer oğlu Mirkan'ı çağırtmış. Meseleyi ona da açmış. Kendisine elçilerin getirdiği haberi, başvezir Asef'in önerdiklerini ve kendi görüşünü bildirmiş. Ve hemen yola çıkma hazırlıklarının yapılmasını, orduyu oluştururken tüm ordu içinden askerlerin birer birer seçilmesini ve askere maaşlarıyla birlikte bahşiş de dağıtılmasının unutulmamasını, böylece mahrumiyet ve yorgunluklara dayanıklı tüm donanımları sağlanmış 10.000 atlıdan oluşmuş bir birlik meydana getirilmesini emretmiş. Mirkan babası Şah Ömer'in sözlerini saygıyla karşılamış ve hemen kalkarak erleri arasından donanımları yerinde 10.000 atlı ayırarak bunlara bol bol altın dağıttıktan sonra "Şimdi size 3 günlük bir istirahat ve özgürlük veriyorum." demiş. 10.000 atlı önünde yer öpüp iradesine boyun eğdiklerini açıkladıktan sonra cepleri dolu, yolculuk için hazırlanmak ve donanım düzmek üzere oradan ayrılmışlar.
3 günlük süre geçince asker kentin dışında düzenli biçimde toplanmış. Şah Ömer de Mirkan'a ve Büyük Vezir Asef'e selametlik dilemek üzere oraya gelmiş. Önünde eğilip toprağı öpen Mirkan'a yaklaşmış. Ona içi para dolu 7 sandık vermiş. Ve daima Bilge Vezir Asef'e danışmaktan geri kalmamasını önermiş. Mirkan saygıyla dinleyip babasının dediğine uyacağına söz vermiş. Vezir önünde yeri öperek ona "Duyduk ve itaat ettik." diye yanıt vermiş. Mirkan babası Şah Ömer'in elini öpmüş. Sonra Şah'ın ve vezirin önünde Seklavi Cedran soyundan atına binmiş. Ve önünden ordusunun başlıca komutanlarının ve 10.000 atlının geçişini izlemiş. Sonra vezirin eşliğinde atını 4 naz sürmüş. Savaş davulları, zurna ve boru sesleri arasında yola çıkılmış. Sadece geceleri durup dinlenerek aldıkları yolun sonunda fısıldayan sularla ve ormanlarla kaplı geniş bir vadiye ulaşmışlar. Gece vakti olduğundan Mirkan kamp kurulmasını emretmiş ve burada 3 gün dinlenilebileceğini bildirmiş. Attan inilmiş, çadırlar kurulmuş, herkes sağa sola dağılmış. Vezir Asef otağını vadinin tam ortasına kurdurmuş. Hemen yöresinde de Konstantiniye kralı Afrodit'in elçilerinin çadırları yeri alıyormuş. Mirkan'a gelince tüm askerlerinin dağılmasını beklemiş. Muhafızlarına da kendisini yalnız bırakmalarını emretmiş. Ve Vezir Asef'in yanına gitmelerini söylemiş. Sonra atına binerek dizginlerini serbest bırakmış. Ağır ağır yol alırken vadiyi kendince tanımak, böylece babasının dost düşman Rum ülkelerine yaklaşırken her türlü güvenceyi almasını titizlikle öneren öğütlerini uygulamaya sokmak istiyormuş. Böylece gecenin dörtte biri geçesiye kadar atının sırtından inmeyerek yol alıp vadinin yöresini dolaşmış. O sırada göz kapaklarına uykunun ağırlığı çökmüş. 4 nal at sürmenin olanaksızlığı içinde daha önceleri yaptığı gibi kendi bildiğince yol alan atının sırtında ilerlemeyi sürdürmüş. Böylece at gece yarısına kadar yol almış ve birdenbire tenha bir ağaçlıkta durmuş ve toynaklarını şiddetle yere vurmuş. Mirkan uyanmış ve kendisinin o sırada ayın aydınlattığı ormanlık bir yerde bulunduğunu görmüş. Mirkan böylesine tenha bir yerde bulunmasından çok heyecanlanmış. Ve birdenbire mucize yaratan mehtabın aydınlattığı ormanın ağaçsız bir bölümünde ruhunun sükunet bulduğunu ve ormanın vahşi hayvanlarından korkmadığını hissetmiş. Mehtap burasını öylesine aydınlatıyormuş ki sanki cennetin meydanlarından birinde sanmış kendini. Ve de hemen yanı başında harika bir sesin tatlı sözlerini ve gülüşlerini duymuş. Bunun üzerine Mirkan atından sıçrayarak yere atlamış ve bu sesin sahibini arayıp bulmak üzere ormana dalmış. Ve neşeli bir coşkuyla akan ve şarkı söyleyen bir ırmağın beyaz kıyısına ulaşıncaya kadar yürümüş. Irmağın bu şarkısına kuşların doğal sesleri ve gazellerin iç bayıltan iniltileri ve tüm hayvanların tek ağızdan konuşmaları yanıt veriyormuş. Ve bunların hepsi birden neşe dolu bir şarkıya dönüşüyormuş. Ve Mirkan karşı kıyıda ay ışığında insanı etkileyen yüksek duvarları olan bir kule görmüş. Bu kule ayaklarını ırmağın akan sularında serinletiyor ve önünde ortalarındaki 11.sini çevreleyen 10 kadını barındıran bir çimenlik uzanıyormuş. Bu 10 kadın ay kadar parlak ve güzelmiş. 10 beyaz esirenin çevrelediği genç kıza gelince tıpkı ayın 14'ü gibiymiş. Sanki çimenliği o aydınlatıyormuş. Kaşları şahane bir yay gibi gerilmiş, alınları sabahın ilk ışıkları gibi aydınlık, kirpikleri ince bir kadife gibi göz kapaklarını çevriliyor, saçları şakaklarında nefis bir kıvrımla bükülüyormuş. Ve işte Mirkan'ın sesini duyduğu bu kızmış. Ve şimdi gülerek konuşuyor ve yöresindeki genç esirelere, ''Bakın kızlar, içinizden hanginiz beni yenebilir, hanginiz ay batıp gün doğmadan gelip benimle güreşecek?'' diye sormuş. Bunun üzerine genç kızlardan biri ayağa kalkmış ve hanımıyla güreşmek istemiş. Ama kız onu hemen yere devirmiş. Sonra bir ikinciyi ve üçüncüyü ve de hepsini. Genç kız galip olarak ve galipliğin ödül olarak genç kızlara ne isterse onu yapabilecek durumdayken birdenbire ormandan yaşlı bir kadın çıkıp güreşen genç kızların oluşturduğu topluluğa yaklaşmış ve gelip genç kıza dönerek ona ''Sen bu genç kızlarla ne uğraşıyorsun? Bu narin genç kızlar yere çalarak parlak bir zafer kazandığını mı sanıyorsun? Gerçekten dövüşmeyi biliyorsan
İşte ben karşında duruyorum. Yaşlıyım ama hala seni yenebilirim. Haydi gel, dövüşelim, demiş. Bunu duyan genç kız çok kızmasına karşın kendini tutarak gülmüş ve yaşlı kadına, ''Ey afetler anası, doğru mu söylüyorsun? Sen benimle gerçekten dövüşmek mi istiyorsun, yoksa şaka mı ediyorsun?'' diye sormuş. Yaşlı kadın, ''Kesinlikle, ben çok ciddiyim.'' diye yanıtlamış. Genç kız ona, ''Ey afetler anası, eğer gerçekten dövüşecek gücün varsa kolum seni deneyecektir.'' diye cevap vermiş. Ve bunu söyler söylemez, hiddetten bir kirpi gibi tüyleri diken diken olan yaşlı kadına doğru fırlamış. Yaşlı kadın ona, ''Tamamıyla soyunmadan dövüşemeyiz.'' diye seslenmiş. Ve yaşlı kadın çabucak tüm giysilerinden soyunmuş ve böylece tüm çirkinliğini sergilemiş ve siyah beyaz lekeli bir yılana dönüşmüş. Sonra da genç kıza dönerek, ''Benim gibi yapmak için ne bekliyorsun?'' diye sormuş. Bunun üzerine genç kız yavaş yavaş gevşemiş ve zarif bir edayla birer birer giysilerini çıkarmış. Ve birdenbire iki dövüşçü eğilerek güreşe başlamışlar. Bütün bunlar olup biterken Mirkan bir yandan yaşlı kadının çirkinliğine gülüyor, öte yandan da uyumlu bedeniyle genç kızın güzelliğine bakıyormuş. Ve de başını göğe kaldırarak genç kızın yaşlı kadını yenmesi için Tanrı'ya bütün kalbiyle yakarıyormuş. Ve işte ilk karşılaşmada genç dövüşçü hamleden sıyrılarak geriden yaşlı kadının boynunu sol koluyla sarmış. Ve sağ elini de bacakların arasından sokarak onu yukarı kaldırmış ve yere ayaklarının ucuna fırlatmış. Yaşlı kadın sırt üstü yere düşünce kıvranmaya başlamış. Bunun üzerine yaşlı kadın iki şiddetli yellenme koparmış. Birisi yerden toz bulutu kaldırmış, öteki de dumanlı bir sütun halinde göğe yükselmiş ve yukarıda ay tüm sahneyi aydınlatmış. Bunu gören ve duyan Mirkan pek çok gülmüş ama gülüşüne şiddetiyle yere düşmüş. Sonra dövüşün yapıldığı yere biraz daha yaklaşmış ve genç kızın yaşlı kadının çıplak bedenine ince ipek bir örtü fırlattığını ve giysileriyle yeniden donanmasına yardım ettiğini görmüş. Bir yandan da kız ona, ''Oh efendim, ne olur beni bağışla. Seninle güreş ettimse bunu sırf senin önerini geri çevirmemek için yaptım. Ama ondan sonra olanlar benim hatam değil. Eğer düştünse elimden kaydığın içindir. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki hiçbir yerinde bir incinme yok.'' diyormuş. Ama yaşlı kadın hiçbir yanıt vermemiş ve şaşkınlık dolu acele oradan uzaklaşmış ve kulede kaybolmuş. Ve çimenlikte hanımlarını çevrelemiş genç kız topluluğundan başka kimseler kalmamış. Mirkan da içinden, ''Atımda uyuyup kalmak, sonra da burada uyanmak bahtımda varmış. Bu da benim hayrıma oldu.'' demiş. Ve atını atlayarak onu çimenliğe doğru sürmüş. Elinde de kınından sıyırdığı kılıcı varmış. At, usta elden atılmış bir ok gibi fırlamış ve Mirkan çimenliğe ulaşmış. Bunu gören genç kız şiddetle ayağa fırlamış. Irmağın altı kulaç derinliğindeki kıyısına koşmuş ve kıvrak bir atla karşı kıyıya geçmiş. İki ayağı üzerinde dikilmiş. Yüksek ama ince bir sesle, ''Sen kimsin? Gelip kendi başımıza eğlenirken bizi tedirgin ettin ve de sanki karşında düşman varmış gibi kılıcını sıyırmış bize saldırıyorsun. Söyle bize, nereden gelip nereye gidiyorsun? Ve söylediklerin gerçek olsun. Çünkü yalan söylemen sana zarar getirebilir. Ve de bil ki bir çığlık atmam yardımımıza başlarında komutanlarıyla 4000 savaşçının gelmesine neden olabilir. Böylece ne istediğini söyle bize. Şayet sırf ormanda kaybolmuş biriysen sana yolunu gösteririz. Konuş bakalım.'' demiş. Mirkan güzel dövüşçünün sözlerini duyunca ona, ''Ben bir yabancıyım, yolumu falan da şaşırmış değilim. Aksine bu gece ay ışığında dolaşırken size rastladım.'' demiş. Bunu duyan genç kız ona, ''Küstah asker, bil ki üzerinde konuştuğun yer henüz senin ellerine geçmiş değil. Ve de zaten senin niyetin bu değil. Bence sen yalan söylüyorsun. Savaşçıları çağırıp seni onlara yakalasam iyi olacak. Ama eğer silahlarını kullanmadan benimle dövüşürsen ve beni yere yıkabilirsen, beni atının terkisine alarak götürebilirsin. Ama sen yenilirsen, sen benim emirlerime boyun eğen bir esir olacaksın. Yemin et.'' demiş. Ve Mirkan, ''Sana söz veriyorum ki ey genç kız, silahlarıma asla dokunmayacağım. Ve seninle ancak senin istediğin koşullarda dövüşeceğim. Şayet yenilirsem,
kurtarmalığımı sağlayacak yeter param var. Ama eğer yenersem sen benim olacaksın. Mirkan kızın istediği yemini etmiş. Genç kız bunun üzerine hızını alarak kıvrak bir sıçrayışla ırmağın öteki kıyısına geçmiş. Ve çimenlik yakınındaki kıyıya gelerek kahkahalar atarak Mirkan'a ''Efendim, senin gittiğini görmekle gerçekten üzüleceğim. Fakat senin iyiliğin için söylüyorum. Çek git. Çünkü sabah yaklaşıyor. Savaşçılar gelecek. Sen de ellerine düşeceksin. Sen ki benim kadınlarımın bir tekinin karşısında tutunamazken savaşçılarıma nasıl dayanabilirsin?'' demiş. Bu sözleri söyledikten sonra güreşçi kız sözünü ettiği güreşe girişmeksizin kule doğrultusunda uzaklaşmaya başlamış. Bunu gören Mirkan şaşkınlığın son sınırına ulaşmış ve genç kızı alıkoymak umuduyla ona ''Ey hanımım, istersen benimle güreşmekten vazgeçebilirsin ama lütfen uzaklaşıp beni burada kendi başıma bırakma, ben ki yüreği üzgün bir yabancıyım.'' demiş. Kız da gülerek ona ''Peki ne istiyorsun sen ey yabancı? Konuş, dileğin yerine getirilecektir.'' demiş. Mirkan da ''Toprağına ayak bastıktan sonra misafirliğinin sofrasını bana açmadan uzaklaşacak mısın?'' diye sormuş. ''Ben ki ancak senin esirlerin arasında bir esirim.'' demiş sonra da. Kız da gülümsemesini sürdürerek ''Gerçeği söylüyorsun ey genç yabancı. Konukseverliği reddetmek için yüreği katı ve cömertlikten nasibi olmamak gerekir. Öyleyse lütfen efendim benim çağrımı kabul et. Yerin başımın gözümün üstünde olacaktır.'' Yeniden atına bin ve ırmağı izleyerek benden yana gel. Şu andan başlayarak benim konuğumsun diye yanıt vermiş. Bunu duyan Mirkan neşeyle dolmuş ve atına binerek genç kızın yanına gelmiş. Ve kızları izleyerek hep birlikte söğüt ağacından yapılmış ve kulenin cümle kapısıyla ırmak arasında bulunan ve zincirlerle makaralarla indirilip kaldırılan bir çekme köprüye ulaşmışlar. Bunun üzerine Mirkan attan inmiş. Genç kız da yanındaki kızlardan birini çağırarak ona Rum diliyle ''Atı al ve ahıra götür, ona çok iyi bakmalarını da tembih et.'' demiş. Bunun üzerine Mirkan genç kıza ''Ey güzeller sultanı, şimdi benim için kutsal bir şeyken iki kat kutsal bir şey oldun, güzelliğin ve konukseverliğin bakımından. Daha fazla ilerlemeden geri dönüp benim kentim Bağdat'a gitmek üzere bana eşlik etmek ister misin?'' Orada birçok harika şey ve yiğit dövüşçüler göreceksin ve benim kim olduğumu öğreneceksin. Gel, Bağdat'a gidelim, demiş. Mirkan'ın bu sözlerini duyan güzel kız ona, ben seni aklı başında biri sanıyordum genç adam. Oysa sen beni buralardan kaçırmak istiyorsun. Hem de Bağdat'a götürmek üzere. Orada yılın aylarına ve günlerine göre düzenlenmiş 12 sarayda oturan 360 cariyesi olan Şah Ömer'in ellerine düşeyim diye. Ve de sonradan terk edilmek üzere yılda bir kez onun arzularına boyun eğeyim diye. Ve de gençliğimi böylece harcasın diye öyle mi? Boşuna böyle konuşup da beni kandırmaya çalışma. Sen kişi olarak ordularının topraklarımızda olduğunu bildiğim Şah Ömer'in oğlu Mirkan bile olsaydın sana kulak asmazdım. Gerçekte başlarında Mirkan ve Vezir Asif'in bulunduğu 10.000 Bağdatlı atlının Konstantiniye kralı Afrodiz'in ordusuna kavuşmak üzere şu anda sınırlarımızı geçmekte olduklarını biliyorum. Eğer isteseydim kendi başıma karargahlarına gider ve kendi ellerimle Mirkan'ı ve Vezir Asef'i öldürürdüm. Çünkü bunlar bizim düşmanlarımızdır ve sen şimdi benimle birlikte gel ey yabancı, demiş. Mirkan da bu sözleri duyunca bu genç kızın kendisine, Vezir Asef'e ve kendi tarafındakilere duyduğu düşmanlığı öğrenmekten son derece üzüntü duymuş. Ve kuşkusuz onun kötü niyetini öğrenmemiş olsa kendini tanıtıp genç kızın kalbini kazanırmış. Ama misafirliğin gereği olarak ve de özellikle kızın güzelliğinden büyülendiği için bundan sakınmış. Bunun üzerine kız çekme köprüyü geçmiş ve kuleye doğru yönelmiş. Mirkan da onu izlemiş. Sonra hep birlikte parlak mermerden kemerleri olan büyük bir cümle kapısına ulaşmışlar. Buradan girip iki yanında kaymak taşından sütunlardan oluşmuş 10 kemerin bulunduğu uzun bir geçitten geçmişler. Her bir kemerde güneş gibi ışık saçan kristal taştan yapılma lambalar asılı imiş. Orada ellerinde tutuşmuş hoş kokular saçan meşaleler bulunan genç cariyeler hanımlarının önünde yol göstermeye başlamışlar. Alınlarında değerli taşlarla işlenmiş ipek alınlıklar varmış.
İki genci yol göstererek kulenin büyük salonuna getirmişler. Mirkan burada salon çevresinde duvarların kenarına şahane şilteler serilmiş olduğunu görmüş. Kapılarda ve duvarlarda da üzerlerine birer altın tacın işlenmiş olduğu büyük perdeler varmış ve tüm yerler ince kesilmiş renkli mermerlerle kaplıymış. Salonun ortasında da 24 altın musluktan akan sularla beslenen bir havuz varmış. Salonun dip tarafında da ancak kral saraylarında görülebilecek ipekten bir yatak seriliymiş. Buraya ulaşınca genç kız Mirkan'a, "Bu yatağın üstüne çıkın efendim, istirahat edin," demiş. Mirkan bu yatağa çıkıp keyfince yaslanmış. Kız salondan çıkmış ve alnında değerli taşlarla süslenmiş alınlıklar bulunan genç esirelerle onu yalnız bırakmış. Ama hanımlarının geri dönmesi gecikince Mirkan genç kızlara onun nereye gittiğini sormuş. Onlar da "Uyumaya gitti. Biz de onun emirlerine uygun şekilde sana hizmet etmek üzere işte buradayız," diye yanıt vermişler. Bu durumda Mirkan ne düşüneceğini bilememiş. Bunun üzerine genç kızlar değerli kuyum işi tepsilerde her türden lezzetli yemekler getirmişler. O da iyice yiyip karnını doyurmuş. Bundan sonra önüne üzeri gümüş işlemeli altın leğen ve ibrik getirmişler. Gül ve portakal çiçeği suyuyla kokulandırılmış sular dökmüşler. Ama tam o sırada Mirkan vadide kendi başına bıraktığı askerlerinden dolayı endişe duymaya başlamış ve babasının öğütlerini dinlemediği için pişmanlık duymuş. Kaygıları genç ev sahibinin kim olduğunu ve kendisinin nerede bulunduğunu bilmemesinden dolayı daha da artmış. Sonra yorgunluktan uyuyakalmış ve ancak sabahleyin uyanmış. Ve uyandığında hanımlarını çevrelemiş, aylar gibi 20 genç kızın oluşturduğu bir güzeller topluluğunun salona girdiğini görmüş. Genç kız onların ortasındaymış ve sanki yıldızlar ortasındaki aya benziyormuş. Üzeri desen ve figürlerle işlenmiş, şahane ipek kumaşlarla bürülüymiş. Boyu daha ince ve kumaşları sıkan kemerle daha görkemli görünüyormuş. Ve bu kemer altın tellerden örülmüş imiş. Üzeri de elmas taşlarla kaplıymış. Saçlarına gelince her türlü değerli taşlarla karıştırılmış incilerden örülmüş bir fileyle sarılıymış. Sağında solunda giysilerin eteğini tutmuş 20 genç kız arasında salınarak göz kamaştıran bir edayla yürüyormuş. Bunu gören Mirkan'ın heyecandan aklı başından fırlar gibi olmuş. Askerlerini de, veziri de, babasının öğütlerini de unutmuş. Genç kız onun yanına gelmiş ve ona uzun uzun bakmış. Sonra ansızın ona, "Sen Mirkan'sın, hiç kuşkum yok. Ey Ömer'in oğlu Mirkan, bırak yalanları yalan ustaları kıvırsın," demiş. Mirkan bu sözleri duyunca, İnkar etmenin kendisine hiçbir yararı olmayacağını anlamış ve "Ey sen en tatlı varlık, evet ben Şah Ömer'in oğlu Mirkan'ım. Aslında ben savunmasız ve kahırlar içinde beni senin ellerine fırlatan bahtan acı çeken biriyim," diyerek yanıt vermiş. Bunun üzerine genç kız bir an için gözlerini yere eğmiş. Sonra da Mirkan'a bakarak ona "Ruhunu yatıştır, konuğum olduğunu unuttun mu yoksa? Bundan dolayı artık benim korumam altındasın ve bağlılığım sana yarar sağlayacaktır. Artık korkma, bütün alem sana karşı çıksa da can tenimden ayrılmadıkça seni savunmak için çaba göstereceğim," demiş. Bunu söyledikten sonra da esirelerinden birini çağırarak onunla Rumca görüşmüş. Esire çıkıp biraz sonra başlarının üzerinde çeşitli yiyeceklerle donanmış büyük siniler taşıyan hizmetkarlarla geri dönmüş. Bunlardan kimileri de her çeşitten içki sürahisi ve testi taşıyorlarmış. Ama Mirkan bu yiyeceklere dokunmakta kararsızlık göstermiş ve genç kız bunun farkına varınca ona "Ey Mirkan, kararsızsın, bir ihanetten korkuyorsun galiba. Bilmez misin ki istesem dünden bu yana senin yaşamını çoktan sona erdirirdim," demiş. Sonra da ilkin kendisi el uzatarak her tabaktan birer lokma almış. Mirkan kuşkularından dolayı utanmış. Sonra da doyuncaya kadar onunla birlikte yemeği ve sonra ikisi birden aynı tarzda içki zihinlerini bulandırıncaya ve aşk Mirkan'ın yüreğine işleyesiye kadar içmeyi sürdürmüşler. Bunun üzerine genç kız bir hizmetçisine "Koş, bize eğlenecek çalgılar getir," demiş. Hizmetçi de "İşittim ve itaat ettim," diyerek yanıt vermiş. Bir an için ortadan kaybolmuş. Sonra da Şam udu, Acem harpı, Tatar sazı
ve mısır kitarası taşıyan kızlarla geri dönmüş. Genç kız udu eline almış. Ustaca akordunu yaptıktan sonra halıların üzerine oturmuş üç kızın eşliğinde Meltem'den daha tatlı ve kaynak sularından da hoş ve zevk dolu bir sesle şu şarkıyı okumuş. Ey katı yürekli sevgili, kaç kişinin gözlerinin kurbanı olduğunu biliyor musun acaba? Bakışlarının fırlattığı oklar kaç yüreğin kanını dökmüştür biliyor musun? Ama gözlerin uğrunda acı çeken yürekler nedenini mutluysa, aşkına esir düşenler onlardan bin kez daha mutludur. Şarkı bitince kız susmuş. Bunun üzerine daha ağır aksak bir sesle sazlardan birini çalan bir genç kız Mirka'nın ne olduğunu bilemediği Rumca bir şarkı okumaya başlamış. Ve genç hanımı zaman zaman aynı tonda ona karşılık vermiş. Birinin bırakıp ötekinin aldığı bu karşılıklı söylenen hazin şarkı sanki bir flütün bağrından kopmuşçasına tatlıymış. Mirkan bu şarkıyı işitince ve zaten pek çok içkide içmiş bulunduğundan tam anlamıyla sarhoş olmuş ve kendinden geçmiş. Yeniden kendine geldiğinde genç kızın orada bulunmadığını fark etmiş. Esirelere sorup şu yanıtı almış. Uyumak için kendi dairesine çekildi. Baksana gece oldu. Mirkan buna çok kırılmışsa da tam tersine onlara Allah onu muhafaza buyursun demiş. Ama ertesi sabah uyanır uyanmaz bir esiri onu almaya gelmiş ve doğruca hanımının dairesine götürmüş. Tam eşiği geçerken Mirkan kendisine hoş geldin der gibi çalgılarla şarkılarla karşılanmış. Üstüne inci ve değerli taşlar kakılmış, fil dişi bir kapıdan içeri girmiş ve her yanı Horasan'ın ipekli halılarla kaplı bir salonda bulunduğunu görmüş. Bu salon büyük pencerelerden gelen ışıklarla aydınlanıyor, bu pencerelerde gür çiçekler, ağaçlar ve akarsularla donanmış bir bahçeye bakıyormuş. Ev sahibi Mirkan'ı görünce ayağa kalkmış ve yanına gelerek onu elinden tutup yanına oturtmuş. Ama tam o sırada dışarıdan müthiş gürültüler ve haykırışlar duymuşlar. Bakıp görmüşler ki ellerinde yalın kılıçlarıyla büyük bir savaşçı topluluğu yaklaşmakta ve ''İşte elimize düştün Mirkan ve işte senin kahrolacağın gün geldi!'' diye haykırmaktaymış. Mirkan bu sözleri duyunca ilkin ihanete uğradığını sanmış ve kuşkuları genç kız üzerinde toplanmış. Ve ondan yana dönüp sitemlerde bulunmak üzereyken onun sapsarı kesilmiş dışarı fırlayarak savaşçıların karşısına çıkıp onlara ''Ne istiyorsunuz?'' diye haykırdığını duymuş. Bunun üzerine topluluğun başında bulunan komutan ilerlemiş. Önünde eğilip yer öptükten sonra ona ''Eyşanlı Ecemiz, Efendimiz Eleanor, suların incileri arasında en parlağı olan sen, bu kuleye girip huzurunuzda bulunan kimsenin kim olduğunu bilmiyor musunuz?'' demiş. Bunun üzerine Eleanor Ece onlara ''Siz kimden söz ediyorsunuz?'' diye sormuş. Onlar da ''Şah Ömer'in oğlu Mirkan'dan söz ediyoruz. O ki yıkılmadık tek bir kule bile bırakmamış, yerle bir etmedik bir kale bile bağışlamamıştır. Dolayısıyla ey Eleanor Ece, babanız ve efendimiz Kral Hardos, kenti Kayseriye'de yaşlı afetler anasının ağzından Emir Mirkan'ın burada bulunduğunu öğrenmiş. Çünkü afetler anası, krala Mirkan'ı ormanda kuleye doğru yürürken gördüğünü söyledi. Böylece ey Ecemiz, arslanı kendi ağına düşürerek Müslüman ordusu karşısında kazanacağımız zaferimizin nedeni olarak büyük yarar gösterdin diye yanıt vermişler. Bu sözleri duyunca Kayseriye'nin hakimi Kral Hardos'un kızı genç Ece Eleanor savaşçıların komutanına hiddetle bakmış ve ona ''Nasıl oluyor da sen ey saygısız asker bana haber vermeden ve izin almadan bu kuleye girebiliyorsun?'' diye sormuş. O da ''Ey efendim beni hiçbir kapıcı engellemedi. Aksine hepsi beni sizin dairenize kadar getirdi.'' Ve şimdi babanız kralın emrine uyarak korkunç bir savaşçı olan bu Mirkan'ı bize vermenizi bekliyoruz, demiş. Bunun üzerine Eleanor Ece, sen ne söylüyorsun? Sen yaşlı afetler anasının ihanetle dolu bir yalancı olduğunu bilmez misin? Evet benim yanımda, burada bir erkek var. Ancak senin sözün ettiğin Mirkan olmaktan ne kadar uzak. Bu bizden misafir edilmek dileyen bir yabancıdır. Biz de kendisini geniş bir yürekle misafir ettik. Ve zaten bu yabancı Mirkan olsa bile... Misafir etmenin yüklediği görevler onu yeryüzünde herkese karşı savunmamı gerektirmez mi?
Bana hiç kimse Eleanor aralarında ekmek ve tuz hakkı doğduktan sonra misafirini ihanet etti diyemez. Bundan dolayı sana gidip kral babamı bularak önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra yaşlı afetler anasının yalan söyleyip kendisini aldattığını bildirmekten başka yapacak şey kalmıyor, demiş. Böylece komutan bir şey yapamayacağını anlayarak savaşçılarıyla birlikte krala durumu anlatmak için kuleden çıkıp gitmiş. Bunun üzerine Eleanor Ece kulenin kapıcılarını çağırtmış ve onlara ''Nasıl oldu da benim haberim olmadan kralın adamların içeri sızmasına izin verdiniz?'' diye sormuş. Onlar da ''Kralın adamlarının özellikle başlarında büyük komutanlardan biri bulundukça içeri girmeleri için izin almak adetten değildir.'' diye yanıt vermişler. O zaman Ece ''Sizden beni utanca düşürmek istediğiniz ve misafirimi öldürtmek niyetinde olduğunuz hakkında kuşkularım var.'' demiş. Ve Mirkan'dan bunların kafasını uçurması için ricada bulunmuş. Mirkan da onların kafalarını uçurmuş. Bunun üzerine Eleanor öteki kölelerine dönüp ''Bu cezayı hak etmişlerdi.'' demiş. Sonra Mirkan'a dönüp ona ''İşte ey Mirkan, bu ana kadar sana açıklayamadığım bir şeyi açıklıyorum.'' deyip sözünü şöyle sürdürmüş. ''Bil ki ey Mirkan, ben Kayseriye hükümdarı Hardos'un tek kızıyım. Adım da Eleanor'dur. Ve de babamın süt anası olan ve sarayda sözü dinlenen ve korkulan acımasız afetler anası beni her zaman kendine bir rakip görmüştür ve bu yüzden de düşmanımdır. Bundan dolayı afetler anasının beni kahretmek için hele şimdi komutana seni teslim etmediğime göre her fırsatı değerlendireceğinden kuşku duymuyorum. Babama da düşmanlarının davasına baş koyduğumu söyleyecektir. Böylece benim için tutulacak tek yol afetler anası beni sıkıştırdıkça yurdumdan ve ana babamdan uzaklaşmaktır. Senden buradan ayrılmama yardım etmeni, bana karşı ben sana nasıl davrandıysam senin de bana öyle davranmanı istiyorum. Çünkü olan bitenin nedeni biraz da sensin, demiş. Bu sözleri duyunca Mirkan, sevinçten aklını kaçırmakta olduğunu, göğsünün ferahladığını ve bütün varlığının ışıldadığını duyumsamış. Ve ''Vallahi canım bedenimde kaldıkça sana yaklaşmaya kim cesaret edebilir acaba? Ama sen babandan ve öteki yakınlarından ayrılmaya dayanabilecek misin?'' demiş. Kız da ''Elbet dayanırım.'' diye yanıt vermiş. Eleanor ''Ama senden istediğim bir şey daha var.'' diye eklemiş. Mirkan ''Nedir?'' diye sorunca ''Tüm askerlerinle birlikte kendi yurduna Bağdat'a dönmen.'' demiş. Mirkan, ''Ey sultanım, babam Şah Ömer beni Rum ülkelerine baban ile savaşmam ve onu yenmem için gönderdi. Çünkü Konstantiniye kralı Afrodis bu konuda bizden yardım istemişti. Zira baban kendisine ait zenginliklerle ve genç esirelerle dolu gemileri zapt etmiş. Ayrıca bu değerlerin arasında 3 değerli taş varmış ki bu taş bir deve kuşu yumurtası iriliğinde yuvarlak ve saydam, lekesiz ve kusursuz, güzellikten ve değerden yana tüm karalarda ve sularda bulunan taşları aşan bir değerdeymiş. Bu 3 değerli taş ortalarından delinerek birer gerdanlık oluşturacak hale sokulmuş. Üzerlerinde İyonya harfleriyle yazılmış büyülü ibareler varmış. Fakat bunlarda pek çok erdem saklıymış. Bu erdemlerden pek önemli olmayan biri üzerinde taşıyanlara her türlü hastalıktan, özellikle de ateşli hastalıklardan korunma ve iyileştirme olanağı kazandırmasıymış. Özellikle de çocuklar bu erdemlere karşı daha duyarlıymış, yanıtını vermiş. Bunu duyan Eleanor, ruhunu yatıştır ve bakışlarını yumuşat. Çünkü şimdi sana Kral Afrodis'le düşmanlığımızın gerçek öyküsünü anlatacağım, demiş. Ve başlamış anlatmaya. Biz Rumların bu kulede her yıl kutladığımız bir şenliği vardır. Ve her yıl belli bir tarihte tüm krallar bütün ülkelerden gelerek burada toplanırlar. Onlarla birlikte tüm soylular ile tüm büyük tacirler de gelirler. Krallar ile öteki ziyaretçilerin eşleri ve kızları da gelirler. Bu şenlik 7 gün sürer. Yılın birinde gelen ziyaretçiler arasında Konstantiniye hükümdarı Afrodis'in kızı da vardı. Şimdi babanız Şah Ömer'in cariyelerinden olan Sofia'ydı bu kız. Ama o sırada henüz genç bir kızdı. Şenlik sona erince ayrılış günü olan 7. gün Sofia, Konstantiniye'ye karayoluyla dönmek istemiyorum, deniz yoluyla döneceğim dedi. Bunun üzerine kendisi için bir gemi hazırlandı.
arkadaşlarıyla birlikte gemiye bindi. Kendisine ait tüm eşyalar da yüklendi. Yelken açıp ayrıldılar. Ancak gemi yola çıkar çıkmaz ters rüzgarlar esmeye başlamış ve gemi rotasını kaybetmiş. Herhalde Tanrı öyle istemiş olacak ki o sularda bulunan ve içi 500 frenk ile dolu olan bir gemi bulunuyormuş. Bunların hepsi de silahlı ve zırha bürünmüş imiş ve yağmada bulunmak için denize açıldıklarından beri böylesi bir fırsat gözlüyorlarmış. İçinde Sofia'nın bulunduğu gemiyi görür görmez ona yaklaşmışlar ve kancalarını atarak gemiyi zapt etmişler. Sonra onu da yedeğe alıp yelken açmışlar. Ama o sırada müthiş bir fırtına kopmuş ve onları yollarını şaşırtarak bizim kıyılarımıza atmış. Bunu gören adamlarımız onların üzerine atıldılar. Korsanları öldürdüler. Bu kez de bizimkiler aralarında Sofia'nın da bulunduğu 60 genç kızı ve gemide bulunan serveti ele geçirdiler. Sonra da armağan olarak babama sundular. Bunun üzerine babam kendisi için 10 genç kız seçip geri kalanını maiyetine dağıttı. Ve elinde bulunan 10 genç kızdan en güzel 5'ini ayırarak baban Şah Ömer'e gönderdi. Bunların arasında Afrodit'in kızı Sofia da vardı. Ama bundan bizim haberimiz yoktu. Ne kendisi ne de bir başkası onun adını ve durumunu bize açıklamamıştı. Ve böylece Emirkan, Sofia, baban Şah Ömer'in cariyesi oldu. Sofia ile birlikte ipekliler, yünlü kumaşlar ve Yunan işi gergef işlemeler gibi başka birçok şey de yollanmıştı. Ancak bu yılın başında hükümdar babam, Sofia'nın babası Kral Afrodit'ten bir mektup aldı. Bu mektupta burada tekrarlayamayacağım hakaretler yazılıydı. Ama şu satırlar özellikle önem taşıyordu. 2 yıl önce korsanlar eliyle aralarında kızım Sofia'nın da bulunduğu 60 genç kızı zapt etmişsin. Bunu ancak şimdi öğrendim. Sen ise ey Kral Hardos bunu bana asla bildirmedin. Bu bence gerek bana gerekse yakınlarıma en büyük hakaret ve en büyük lekedir. Benim düşmanlığımı kazanmak istemiyorsan mektubumu alır almaz kızım Sofia'yı dokunulmamış olarak ve beden bütünlüğü içinde bana göndermelisin. Aksi takdirde onu göndermekten kaçındığın için layık olduğun muameleyi göreceksin ve sana karşı hiddetimin ve hıncımın gereği korkunç misillemeler yapılacaktır. Babam bu mektubu alınca büyük bir şaşkınlığa ve büyük bir heyecana kapıldı. Çünkü genç Sofia armağan olarak baban Şah Ömer'e yollanmış bulunuyordu. Ve dokunulmamış ve beden bütün içinde olması da mümkün bulunmadığından ve esasen hükümdar Şah Ömer'den bir de çocuğu bulunduğundan, konunun arz ettiği güçlük bakımından Kral Afrodit'in isteğinin yerine getirilmesi mümkün değildi. Bunun bizim için nedenli bir felaket olduğunu o anda anladık. Ve babam Kral Afrodit'e bir mektup yazarak durumu açıklamaktan ve Sofia'nın kimliğini bilememiş olmasından dolayı ve bunu binlerce yeminle destekleyerek özürler dilemekten başka çözüm yolu bulamadı. Babamın mektubunu alınca Kral Afrodit tanımlaması imkansız bir hiddete kapılmış. Hop oturup hop kalkmış, kaynayıp coşmuş. Bütün kralların evlenmeye can attığı kızımın esirler arasında olması ve onun arzularına boyun eğmesi ve de evlilik sözleşmesi olmadan onun yatağına mahkum bulunması mümkün müdür diye haykırmış. Ve yemin ederim ki doğuda ve batıda uzun yıllar söz edilecek bir intikam alacağım demiş. İşte bu böylece Kral Afrodit babana zengin armağanlar ile elçiler göndermeyi ve ondan yardım istemeyi düşünmüş. Ama ey Mirkan, gerçekte asıl maksadı bu yoldan seni ve 10 bin atlı askerini bir tuzağa düşürüp önceden tasarladığı intikamı almaktır. Şimdi bunca erdemin bağlı bulunduğu 3 değerli taşa gelince bunlar elimizdedir. Aslında bunlar Sofia'ya ait olup sonradan korsanların daha sonra da babamın eline geçti ve o da bana armağan etti. Yani şimdi bunlar benim elimdedir ve sana bunları göstereceğim. Ama şu an için senin askerlerinin yanına dönüp sizler için tüm haberleşme imkanları kesilip Konstantiniye kralının ağına düşmeden önce hep birlikte Bağdat yolunu tutmanız gerek demiş. Mirkan bu sözleri işitince Eleanor'un elini tutmuş. Onu dudaklarına götürüp öpmüş ve ona Tanrı'ya şükürler olsun beni ve savaş arkadaşlarımı kurtarmak için seni yoluma çıkardı. Ama ey narin ve yardımsever Ece artık ben senden ayrılamam. Hele bütün bu olup bitenlerden sonra. Burada yapayalnız kalmana asla dayanamam. Gel Eleanor, Bağdat'a gidelim demiş. Ama Eleanor biraz düşündükten sonra ona
Ey Mirkan, ilkin sen acele yola çıkarak çadırlarının yöresinde bulunan Kral Afrodiz'in yolladığı öncüleri yakala ve onlara gerçeği itiraf ettir. Böylece sözlerimi de sınamış olursun. Ben de aradan 3 gün geçmeden sana ulaşacağım. Bağdat'a birlikte gireriz, demiş. Sonra ayağa kalkarak ona yaklaşmış ve başını ellerin arasına alarak onu öpmüş. Mirkan da onu öpmüş. Sonra da üstüne düşse taşı bile eritecek sıcak gözyaşları dökmüş. Mirkan da onu gözü yaşlı görünce yüreği daha fazla üzülüp kederlenmiş. O da çok ağlamış ve Mirkan Eleanor'dan ayrılıp kuleden çıkmış. İki kızın dizginlerini tuttu, savaş atına binip oradan uzaklaşmış. Çelik zincirli köprüden geçmiş. Ormanın ağaçları arasından geçerek ağaçların seyrildiği bir meydanlığa ulaşmış. Oraya henüz ulaştığı sırada 3 atlının karşısına çıktığını ve onu görür görmez anında 4 nal gidişi kestiklerini görmüş. Bunu görünce bunların niyetlerinin düşmanca olabileceğini düşünerek şimşek çakan kılıcını çekmiş. Ama birden onları tanımış. Onlar da Mirkan'ı tanımışlar. Çünkü bu 3 atlı Vezir Asef ile mahiyetindeki 2 önemli köle imiş. Bunun üzerine 3 atlı hemen canlı bir hareketle yere atlamışlar ve Şehzade Mirkan'ı saygıyla selamlamışlar ve onun yokluğunun orduyu nedenli kedere boğduğunu anlatmışlar. Mirkan da baştan sonuna kadar yaşadığı macerayı tüm ayrıntılarıyla onlara anlatmış ve yakında geleceğini söylediği Eleanor Ece'nin Afrodiz'in öncülerinin tasarladığı ihanet hakkındaki sözlerini aktarmış ve onlara ''Bundan dolayı hemen gidip askerlerimize katılalım.'' demiş. Ve hemen atlarını 4 nal sürerek çadırların kurulduğu vadiye gelmişler. Orada düzen ve sakinlik varmış. Ama Kral Afrodiz'in öncüleri ortada görünmüyormuş. Bunun üzerine ordugahı bozmuşlar ve Bağdat'a dönmek üzere yola çıkmışlar. Birkaç gün geçince bilinen ilk sınırlara ulaşmışlar ve böylece güvenliğe kavuşmuşlar. Ve ülkenin tüm halkı onlara yiyecek ve atlarına yem getirmek için adeta yarış etmiş. Orada bir süre dinlendikten sonra yeniden yola çıkmışlar. 2 fersah ilerledikten sonra 2 yüksek dağ arasındaki çok dar bir geçide ulaşmışlar. Ve tam buraya ulaştıkları sırada geçidin öteki ucundan süratle yaklaşan oldukça yoğun bir tozun yükseldiğini görmüşler. Bu toz dağıldığında arslanlar kadar gözü pek, zırhları ve çelik başlıkları altında bedenleri gözden kaybolan 100 atlı belirmiş. En önde de silahlar ve zırhlar kuşanmış ve de ipek ve altınla donanmış bir atlı varmış. Sıkı sıkıya bedenini saran bir zırh üzerinde omuzlarından kopçalanmış, beyaz ipek satenden bir pelerin taşıyormuş. Kır bir ata binen bu savaşçının tüyden arınmış pembe bir yüzü varmış. Mirkan daha dikkatli bakınca bunun Eleanor Ece olduğunu anlamış. Mirkan'ın yüreği sevinçle dolmuş. Aynı şekilde Eleanor Ece de Mirkan'ı görünce bir an önce kavuşmak için atını daha hızlı sürmüş. Böylece 2 ordu bir araya gelmiş ve Bağdat'a doğru yol almışlar. Bu şekilde 6 gün gitmişler. Bu sürenin sonunda uzakta Barış Kenti'nin görkemli minarelerinin ışıldadığını görmüşler. Bunun üzerine Mirkan, Eleanor Ece'den savaşçı giyimlerini üzerinden çıkartıp Rum kadınlarının gerçek giysisine bürünmesini rica etmiş. O da öyle yapmış. Sonra kimi arkadaşlarını önce olarak babası Şah Ömer'e, kendisiyle Eleanor Ece'nin gelişini bir merasimle karşılanmalarını sağlamak üzere Bağdat'a göndermiş. Sonra o akşam geceyi konaklayarak geçirmek üzere çadırlar kurulmuş ve sabaha kadar uyunmuş. Böylece gün doğmasından başlayarak Emir Mirkan ile atlıları, Eleanor Ece ve savaşçıları savaş atlarına binip kentin yolunu tutmuşlar. Sonra hep birlikte kente girmişler. Babası Şah Ömer'i görmek üzere saraya ilk giren Mirkan olmuş. Babası onu görünce ayağa kalkarak oğlunu kucaklamış ve ona ne haberler getirdiğini sormuş. Mirkan da Kayseriye Kralı Hardos'un kızı genç Eleanor ile yaşadığı tüm serüveni, Konstantiniye Kralı'nın ihanetini ve aslında Kral Afrodiz'in kızından başkası olmayan, sonradan babasına cari olan Sofia'yı, dolayısıyla bu kralın duyduğu hınca anlatmış ve de Eleanor'un konukseverliğini, yerinde görüşlerini ve değerli yanlarını ve de güzelliğini vurgulamış. Şah Ömer bu son sözleri işitince bu harika genç kızı görmek arzusunu belirtmiş. Böylece Mirkan gidip Eleanor Ece'yi bularak babasının huzuruna çıkarmak için acele etmiş. Şah da tahtında otururken genç Eleanor huzuruna çıkmış ve önünde yer öpmüş.
Şah'a tatlı bir saflık ve zerafet belirleyen bir sesle hitap etmiş. Şah Ömer de hayranlığın sınırlarını zorlayarak ona teşekkür edip oğlu Emir Mirkan'a karşı tüm davranışlarından dolayı onu övmüş ve yanına oturmaya davet etmiş. Şah Ömer gerek Eleanor Ece gerekse arkadaşları için sarayında en görkemli dahilleri ayırtmış ve emrine şanla yaraşır sayı ve nitelikte hizmetçiler atamış. Ve ancak o zaman erdem dolu üç değerli taş hakkında sorular yöneltmiş. Bu konuda Eleanor kendisine, ''Ey zamanın şahı, bu üç değerli taş bendedir ve yanımdan hiç ayırmam, onları size göstereyim.'' demiş. Bir kasa getirterek içinden bir kutu çıkarmış ve kapağını açmış. Bu kutudan da altın işlemeli bir mücevher kutusu çıkarmış ve bunu da açmış. Eleanor bunları alıp birer birer dudaklarına götürerek öpmüş. Sonra da bunları gösterdiği konukseverlikten dolayı armağan olarak Şah Ömer'e sunmuş ve dışarı çıkmış. Şah Ömer değerli taşlar parıldayarak önünde durduğundan oğlu Mirkan'ı çağırtmış. Mirkan babasına bu mücevherleri ne yapacağını sormuş. Şah babası da ona, ''Bu taşları gerçek sahip olan Safiye'nin babası Konstantiniye kralı Afrodit'e göndereceğim ve ona Safiye'nin artık cariyem olmadığını, çünkü ona nikah kıyacağımı ve de ondan bir oğlan bir kız iki evladım olduğunu yazacağım ve mahiyetiyle birlikte onu yapacağım düğüne davet edeceğim ve anlıyorum ki sen de oğlum Eleanor Ece'yi seviyorsun. Seni de Eleanor Ece ile evlendireceğim. Bununla birlikte düğüne Eleanor Ece'nin babası Kayseriye kralı Hardos'u da davet edeceğim ve bu şekilde iki düşman kral buraya gelmiş olacaklar ve ben onları barıştıracağım.'' demiş ve eklemiş. ''Ama bu taşları Kral Afrodit'e göndermeden önce yapmak istediğim başka bir şey var oğlum.'' demiş. Mirkan'ın varlığından kesinlikle haberli olmadığı erkek kardeşine dair bu sözleri duyunca, çünkü sadece bir kız kardeşinin olduğunu biliyormuş, babasına dönerek ''Baba, benden başka bir oğlun daha mı var?'' diye sormuş. O da ''Tabii ya, kız kardeşin doğar doğmaz savaşa gittiğin için hemen peşinden doğan kız kardeşin ikizi bir oğlan kardeşinden haberin yok. İkisi de cariyem Konstantiniye kralının kızı Safiye'den olma. İsmi Ferzat.'' diye yanıt vermiş. Ama bunları söyledikten sonra ağlamaya başlamış. Mirkan şaşkınlık içinde ''Şah babam, neyin var, neden ağlıyorsun?'' diye sormuş. Şah Ömer, ''İşte oğlum, bu kutsal taşları Kral Afrodit'e yollamadan önce kardeşim Ferzat'a götüreceğim. Çünkü bu taş birçok hastalıklara iyi geliyormuş. Kardeşin bir yıldır çok hasta, ateşler içinde yanıyor ve hekimler çare bulamıyorlar. Dua edelim de bu sihirli taşlar kardeşine şifa olsun.'' demiş. Mirkan erkek kardeşin hasta olmasına çok üzülmüş. Fakat taht için bir varisin daha doğmuş olması tedirgin etmiş. Bu haberden sarsılan Mirkan'ın tedirginliğini fark eden Şah ona, ''Oğlum niye böyle sarsıldın? Sakın taht için üzülme. Bilmez misin ki ölümümden sonra tahta yalnız sen geçeceksin. Bundan hiç şüphen olmasın.'' demiş. Böylece Mirkan'ın içi rahatlamış ve kardeşine uzun ömür ve sağlık dilemiş. Onun için dua edeceğini söylemiş ve başını eğerek taht salonundan dışarı çıkmış ve Eleanor'a ayrılan daireye doğru yönelmiş. Eleanor da hemen ayağa kalkarak onu karşılamış. Kendi hakkında yaptıklarına nezaketle teşekkür etmiş ve yanına oturmasını rica etmiş. Mirkan hemen ona Şah babasıyla arasında geçen konuşmayı anlatmış ve babasının Safiye Sultan'la nikah kıyacağını ve kendisini de Eleanor Ece ile nikahlayacağını söylediğini yüreği sevinçle çarparak anlatmış. Eleanor mutluluktan ağlamaya başlamış. Sonra yiyecek içecek getirtmiş ve oturup ikisi yiyip içmişler ve Mirkan ruhu daima sevinç içinde o gece kendi dairesine uyumaya gitmiş. Mirkan'ın durumu böyleymiş. Şah Ömer'e gelince Mirkan yanından ayrılınca cariyesi Safiye'nin yanına gitmiş. Birer altın zincire bağlı üç değerli taşı da elinde tutuyormuş. Onun içeri girdiğini görünce Safiye ayağa kalkmış ve Şah İlkin oturmadıkça kendisi de oturmamış. O sırada küçük kızı Zümra yanına gelmiş. Şah, ay parçası küçük kızını öpmüş. Hasta yatağında ateşler içinde yatan oğlu Ferzat'ı da öpmüş. Anneleri de Şah'a refah ve mutluluk dilemiş. Bunun üzerine Şah ona, ''Ey Safiye, sen Konstantiniye kralının kızıymışsın.
Öyleyken bana hiç bunun sözünü etmedin. Bunu neden benden gizledin ve böylece sana şanına layık bir davranışta bulunmamı ve değer ve onur vermemi engelledin?" diye sormuş. Safiye de ona, "Ey el açık şahım, gerçekte sizden daha fazla ne isteyebilirdim ki? Beni zaten hediyelerin ve lütuflarına donatmadın mı? Ve bana ay parçası gibi iki evlat vermedin mi?" demiş. O zaman Şah Ömer, çok hoş, zevk ve incelik ve de nezaket ve zerafet dolu bulduğu bu yanıttan çok etkilenmiş. Ve Safiye'ye elindeki mücevherleri göstermiş. Safiye hemen mücevherleri tanımış. Şah ona, "Bu mücevherleri kral babana göndereceğim ve seninle olacak düğünümüze davet edeceğim." demiş. Ve eklemiş, "Ama bilesin ki bu taşların sihrini biliyorum. Bu taşlarla oğlumuz Ferzat'ı Allah'ın izniyle iyileştireceğiz." demiş. Safiye o kadar mutlu olmuş ki mutluluktan ağlamaya başlamış ve Şah Ömer'in ellerini öpmüş. Şah Ömer de ona ilkinden de güzel bir daire bağışlamış, hizmetçilerinin sayısını artırmış ve mücevherler hediye etmiş. Sonra da hekimleri çağırtarak onlara taşları anlatmış ve oğlunu iyileştirmeleri için ne gerekiyorsa yapmaları emrini vermiş. Hekimler hemen taşları alıp "İşittik ve itaat ettik." demişler. Ve hemen işe koyulmak için odadan çıkmışlar. Hekimler 3 sihirli taşı bütün gece suda bekletmişler. Ertesi gün sabah, öğle, akşam Ferzat'a bu suyu içirmişler. Bütün gece Ferzat iyileşsin diye saray halkı uyumamış, dualar etmiş. Sabaha kadar Safiye Sultan oğlunun başından ayrılmamış. Sabah olunca oğlunun ateşine bakmış. Sevinçten bir çığlık atıp yere düşüp bayılmış. Cariyeler ve hekimler hemen koşup gelmişler. Safiye Sultan'ın yüzüne kokulu sular serpmişler. Safiye Sultan ayılınca onlara oğlunun ateşinin düştüğünü müjdesini vermiş ve mutluluktan ağlamaya başlamış. Saray halkı da sevinçten onunla ağlamış. Harem ağaları hemen Şah Ömer'e müjdeli haberi vermek için koşmuşlar. Şah bu haberi alınca müjdeyi getirenlerin maaşlarını artırmış ve onlara en güzel kumaşlardan elbiseler hediye etmiş. Ve hemen Safiye Sultan'ın dairesine, oğlunun yanına koşmuş. Saray halkına eğlenceler düzenlemesini, bunu kutlamak için yoksul halkın doyurulması emrini vermiş. Mirkan da kardeşinin iyileştiğini duyunca Yüce Tanrı'ya şükretmiş. Onu görmeye gitmiş. Kardeşleri Zümra'yı ve Ferzat'ı ilk kez görmüş ve onları çok sevmiş. Kendi kendine onları her zaman koruyacağına ve seveceğine yemin etmiş. Bundan sonra Şah Ömer kendi sarayına çekilmiş. Adet olduğu üzere hükmetmek, atamak ve azletmek gibi görevlerini yerine getirmiş. Sonra da katiplerine iki ayrı krala gidecek mektupları yazdırmış. İki krala da olup biten her şeyi anlatmış ve onları kendi ve oğlu Mirkan'ın düğününe Barış kenti Bağdat'a davet etmiş. Sonra da barış ve esenlikler dileyip mektupları kendi adıyla mühürlemiş. Ve iki krala hediye için her türden en güzel ipekli kumaşları, halıları, değerli mücevherleri sandıklara koydurtmuş, katırlara yükletmiş, en güzel cariyelerden 10'ar tane ve en güçlü kuvvetli erkek kölelerden 50'şer tane hazırlatmış. Ve Veziri Asef'i çağırtmış. Ona gerekli emirleri verdikten sonra Safiye'nin babası Konstantiniye kralı Afrodit'e gidecek mektubu, 3 adet değerli taşı ve hediyeleri ona teslim etmiş. Bir de krala armağan edilmesi için güzel bir hilat vermiş. Hemen maiyetiyle yola çıkmasını emretmiş. Aynı şekilde en güvendiği emirlerinden Rüstem'i de çağırtıp ona da Eleanor'un babası Kayseriye kralı Kral Hartöz'e gidecek mektubu ve hediyeleri teslim etmiş. Ve krala armağan edilmesi için bir de güzel hilat vermiş. Emir Rüstem'e hemen maiyetiyle yola çıkmasını emretmiş. O da "İşittim ve itaat ettim" diyerek acele maiyetiyle birlikte yola çıkmış. Mektupları ve hediyeleri alan Konstantiniye kralı Afrodit ve Kayseriye kralı Hardos olan biteni tam olarak öğrendikten sonra kendi atlarına çok memnun olmuşlar. Ve hemen düğün için en güzel, en paha biçilmez hediyelerle barış kenti Bağdat'a doğru yola çıkmışlar. Şah Ömer iki ülkenin kralını da çok güzel karşılamış. Sarayının en güzel odalarını onlar için hazırlatmış ve onlara hizmet etsinler diye esireler hediye etmiş. İki kralı barıştırmış ve onlara en güzelinden birer hilat hediye etmiş. Sonra da Şah Ömer, iki evladının annesi
dünyalar güzeli Safiye ile Mirkan da hem savaşçı hem de ay parçası kadar güzel Eleanor ile evlenmiş. Ülkede 40 gün 40 gece düğün yapılmış, yoksullar doyurulmuş, yenilmiş, içilmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Afetler anasına ne mi olmuş? O da hasetinden çatır çatır çatlamış. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bu masalı uyduranın başına, biri bu masalı anlatanın başına, birisi de bu masalı dinleyen, güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere.